Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üç renkten oluşan sütlü tatlı tarifi paylaşacağım. Bu tatlının yapımı oldukça kolay, görseli çok güzel, lezzeti de muhteşem. Üç rengin üçünün de birbirinden farklı ve güzel lezzeti var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tatlımızın taban kısmı için kakao'lu kek kullanıyoruz. İsterseniz bu aşamada yapabilirsiniz bu kekinizi. İsterseniz kalan keklerinizi böyle değerlendirebilirsiniz. Kakaolu keki rondodan geçirdim. Tatlıyı koyacağım kaselerin taban kısmına birer kaşık koyuyorum. Daha sonra kaşığın arka kısmıyla bastırarak bunu sıkıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz Abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Tek parçalarını kasenin taban kısmına koyduktan sonra bunları kenara alıyorum. Muhallebimizi yapana kadar bunlar kenarda bekleyecek. Genişçe bir tencerenin içerisine 1 su bardağı toz şekerini ekliyorum. 4 yemek kaşığı buğday nişastasını koyuyorum. İsterseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz, fark etmez. Bu iki karışımı güzelce karıştırıyorum. Bu tarifimde 1 litre süt kullandım. Sütün ilk önce bir kısmını koyuyorum. Bu şekilde bir kısmını koyup karıştırırsanız nişastanızda ve şekerinizde topaklanma olmaz. Pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Daha sonra sütün kalanını ekliyorum. 2 adet yumurtanın sadece sarısını kullanıyorum. Bunu da tencerenin içerisine koyduktan sonra çırpma kabıyla pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Daha sonra tenceremizi ocağımıza götürüyoruz. Ocağımızın altını orta ateşe getirerek açıyoruz ve kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Karıştırarak orta ateşte pişireceğiz. Bu aşamada içerisine çok az çay kaşığının ucu kadar olacak şekilde tuzu koyuyorum. Bu tuz sayesinde diğer tatları öne çıkartmış olacağız. Karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Muhallebimiz ısındıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Bir paket vanilyayı koyuyorum. Çırpıcı yardımıyla karıştırarak kaynayıncaya kadar bu şekilde pişiriyorum. Bu tatlı gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Muhallebimiz kaynamaya başladı. Ocağımızın altını tamamen kısık ateşe getiriyoruz. Karıştırmayı bırakmıyoruz. Bir dakika boyunca bu şekilde pişireceğiz en kısık ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Bir dakikanın sonunda ocağın altını kapatıyorum. Bu kıvam bizim için yeterli. Daha sonra içerisine bir paket kremayı ekliyorum. Ocağımızın altını kapatmıştık. Bu kremayı da muhallebiyle güzelce karıştırıyorum. Kıvamı oldukça güzel oldu. Tencereyi ocaktan alıyorum. Yarısından biraz az olacak şekilde kasenin içerisine boşaltıyorum. Bunu kenara alıyorum. Yarısından biraz fazla olan kısmını tencerede bırakıyorum. Hala çok kaynarken içerisine 100 gram bitter çikolata, 80 gram sütlü çikolatayı ekliyorum. Karıştırarak çikolataların tamamen erimesini sağlıyorum. Sizler isterseniz bu aşamada sadece sütlü ya da sadece bitter çikolatası kullanabilirsiniz. Muhallebin içerisine koymuş olduğum çikolatalar güzel bir şekilde eridiler. Bunu da başka bir kasenin içerisine boşaltıyorum. İsterseniz tencerede durabilir, kepçeyle de kaselerin içerisine boşaltabilirsiniz. Tatlıyı koyacağım kaseleri alıyorum. Taban kısmına beyaz olan kısmından döküyorum. Beyaz olan muhallebiden biraz az koyuyorum. Çikolatalı olan muhallebi daha fazla olduğu için tamamen kaselerin üzeri doluncaya kadar onunla dolduracağım. Sade muhallebinin hepsini kullandıktan sonra kakaolu olanların da kaselerin tamamen üzerini kapatacak şekilde döküyorum. Daha sonra kaşığın arka kısmıyla pürüzsüz kıvam almasını sağlıyorum. Tamamen pürüzsüz olmasına gerek yok. Daha sonra süsleme işlemi yapacağız. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Sosyal medya hesaplarınızdan, arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca BINUR'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. 7 tane küçük kase, 2 tane de büyük kaseyi doldurdum. Tatlıların ilk sıcağını geçmesini bekliyorum. Geçtikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. 4 ya da 5 saat boyunca buzdolabında bekleteceğim. İsterseniz bu tatlılarınızı ertesi günde tüketebilirsiniz. 4 saatin sonunda sizlere sunum yapmak için ben dolaptan çıkartıyorum. Tamamen soğudular. Bu aşamadan sonra istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben üzerlerine bir tatlı kaşığı olacak şekilde file badem koyuyorum. Tatlının kıvamı ve dokusu gerçekten çok güzel oldu. Tarifimdeki bütün püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sizlere bir de bu muhteşem tatlının iç dokusunu göstermek istiyorum. Üzerinde bol çikolatalı muhallebi var. Orta kısmında kremalı sade muhallebimiz var. Taban kısmında kakaolu kek. Gerçekten üçü de birbirinden lezzetli. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek vermek için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüz olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.